Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde sonda gördüğümüz iki ayetin birincisi, yani 51. ayet, Rablerinin huzuruna haşredilip toplanacak kimseleri, yani iman edenleri bu Kur'an ile uyar diye Cenab-ı Allah emrediyor. Çünkü diyor, Rablerinin huzuruna haşrolmaktan korkanların onun dışında, Allah'ın dışında ne bir dostları vardır ne bir şefaatçileri. Olur ki onları inzar etmek suretiyle müttaki olurlar, takva sahibi olurlar. Müttakiler arasında da bir kesim vardır ki özellikle onlara biraz daha çok iltifat etmek gerekir. Bunlar samimiyetleri dolayısıyla sıkıntıya, zorluğa, meşakkatlere rağmen davalarının yanında durmayı, davalarında sebat etmeyi esas aldıkları gibi bütün yaptıkları da Allah için ihlasla yapmaya çalışmış olan kesim vardır. Sakın diyor bu gibi kimseleri dünya ölçüleri itibariyle zayıftırlar, fakirdirler, güçsüzler diye onları yanından uzaklaştırmaya kalkışma diyor. Diyor ki işte bu 52. ayet-i kerimeden söz ediyoruz. Mealen şöyle onu hatırlatıp 53. ayet-i kerime onunla irtibatlı olduğu için geçeceğiz. Sabah akşam Rablerinin vechini, yani müfessirlerin önemli bir bölümüne göre rızasını arayarak ona dua eden kimseleri sakın yanından kovma diyor. Onları kovacak yanlışlığı, kovmak yanlışlığını daha doğrusu sakın işleme. Niçin? Öncelikle şu var. Onların fakir olmaları, zayıf olmaları, güçlü olmaları dolayısıyla kafirlerin kanaatine göre Allah nezdinde değerli olmasalar dahi ve dolayısıyla hesaba çekilecek olsalar dahi onların hesaplarından senin aleyhine, senin üzerine bir şey yoktur. Bir şey düşmez. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki, bir şey düşmez ki onları kovmaya kalkışasın. Faraza kovacak olursan o vakit sen zalimlerden olursun. Ve hatırımda yanlış kalmadıysa son olarak şu hadisi okumuştuk Peygamber Efendimiz. Allahümme inni es'eluke fi'lel hayrat ve terkel münkerat ve hubbel mesakin. Allah'ım senden hayırlı şeyleri işlemeyi, münkerlerden kaçınmayı ve yoksulları sevmeyi diliyorum. فَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبُضْلِي اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ فَاقْبُضْنِي اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ Ve eğer kulların hakkında onları bir fitneye düşürmeyi murad edecek olursan, beni senin huzuruna fitneye kapılmamış olarak al. Öyle canımı al. Bu bölümde şunu anlıyoruz. İlk anda hadisin başıyla ilgisiz gibi görünüyor son kısmı. Kulların hakkında bir fitne murad edersen, beni senin huzuruna fitneye uğramamış olarak al götür. Hadisin bir önceki kısmıyla acaba alakası ne? Alakası şu. Zenginlik ve fakirlik. Zengin ve fakir olanların bizzat kendileri için de başkaları için de bir fitnedir. Yani bir imtihan sebebidir. Ve bu imtihan dolayısıyla
kazanmak da mümkündür, kaybetmek de mümkündür. Bizatihi zengin ve fakirler için de böyledir. Onların dışında onların hallerini görenler için de böyledir. Zengin zenginliğiyle sınandığı gibi, fakir de onun zenginliğiyle sınanmaktadır. Fakir fakirliğiyle sınandığı gibi, zengin de onun fakirliğiyle sınanmaktadır. İşte bu fitne dediğimiz, sınav dediğimiz bu fitne dolayısıyla her zaman sınavı kaybetme ihtimali vardır. Zengin iken de, fakirken zenginlerle imtihan edilirken de, fakirken de, fakir olmakla birlikte zenginle imtihan edildiğimiz vakitlerde de. Zengin olduğumuz vakitte fakirlerle imtihan edildiğimiz vakitte de. Sınavdayız. Nasıl? Fakiri gördün, yüzünü şöyle bir çevirdin. Al sana imtihan ve al sana bir imtihanın kaybedilme ihtimali. Niye çevirdin? Fakirdir diye mi? Elbisesi üstü başı kirlidir diye mi? Yırtık diye mi? Kaybedersin davayı. Maazallah. Fakir için zengin gördün. Şimdiye kadar fakirliğe olan sabrını unuttun. Ya Rabbi be. Bize de vermedin. İmrendin. Ulan şu zenginliğe bak. Bir de bende olsa var ya. Hayır namına hiçbir şey düşünmez o anda. Diyelim ki. Servetimle şunu da yaparım. Ben de böyle böbürlenirim gibi. Maazallah. Bir şey geçirdin mi içinden? Sen de davayı kaybettin. İçinden. İçinden bile davayı kaybedersin. Sınav budur. İçimizden geçenlerle işte bu şekilde hesap ediliriz diye için. Bakın. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam benzeri bir hadiste. İki şeyde haset yoktur. Gıpta buradaki haset, gıpta manasında. Bir, Allah bir kimseye bir ilim vermiştir. İlim vermiştir. O kimse o ilmi ve hikmeti elinden geldiği kadar gece gündüz sair insanlara öğretir. Sen de içinden dersin ki Allah bana onun gibisini verse ben de onun gibi yaparım. Diyen. Veya Allah birisine bir mal vermiş. O da o malını, servetini gece gündüz infak ediyor. İnfak ediyor. Fakir olan birisi de der ki benim de onun gibi bir malım olsa ben de onun yaptığı gibi yaparım. Demek halinde diyor bu haset, haset olmaz. Bundan dolayı ecir almak mevzu bahis olur. Gelelim meselemize. Şimdi ilk anda Âmener Resulü'den önceki ayet-i kerimede وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ayet-i kerimesi ve bunun sonradan nesk edildiği Âmener Resulü ile hadisesi var. Daha önceden Âmener Resulü'yü görürken zannederim anlatmıştı. Cenab-ı Allah önceleri böyle hüküm indiriyor. İçinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da Allah sizi bundan dolayı hesaba çekecektir. Sahabenin bir kısmı Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Ya Resulallah, Rabbimiz bize namazı emretti, ağır gelmedi. Cihadı emretti, ağır gelmedi. Şunu emretti, ağır gelmedi. Fakat bu ayete gücümüz, takatimiz yetmiyor. Yetmiyor. Cenab-ı Peygamber diyor ki böyle demeyin. İsrail oğullarının dediği gibi demeyin. Bunun yerine Rabbimiz unutur yahut yanılırsak bizi sen affet, takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme deyin buyurdu ve ayet bu şekilde nazil oluyor. Şimdi buradan benim bahsettiğim hata veya yanılma yoluyla böyle bir temenni değil.
amele dökmek niyetiyle, amele dökmek niyetiyle bir kasıt, bir kasıt ve bir kararlılıkla işlenmiş olan böyle bir içinden geçirmekten bahsediyorum. Sorduğunuz iyi oldu, Allah razı olsun. Ama bir an için geldi geçti, o fakirliğin veya çaresizliğin verdiği sıkıntıyla, ya ne olaydı ben de bunun gibi zengin olsaydım da şu sıkıntıları çekmeseydim. Yani sabırsızlık yok, Allah'tan şikayet yok, tahammülsüzlük yok gibi bir niyetle söylenmişse bu farklıdır. Bundan dolayı içinden geçirmekten, hatta diline dökmekten bile bir beis yok. Ama benim anlatmak istediğim bundan farklı bir hal. Beziyor, sabırsızlık gösteriyor ve Allah'ın kaderine rızasızlık manasına bir fitneden bahsediyorum. O takdirde işte bu bir fitne olur. Bu halden Allah korusun. Yoksa beşeriyet icabı. Hepimiz bazen böyle bir an için gelip geçer ama aklımız başımıza geldiği zaman ben ne yapıyorum derim. Diyorsak bu haller için değil. Kararlılık bildiren buna akaid kitaplarında veya ilgili yerlerde akdül kalp diyor. Akdül kalp, kalbin bir şeye düğüm atması demek. Akide de buradan geliyor. Kalbin de fiilleri ve amelleri vardır. Kalbin fiil ve amelleri fiile dönüştüğü vakit onun için ecir ve ceza söz konusudur. Ancak şöyle bir avantajımız var. Bir kötülüğü kararlaştırır ve ondan vazgeçersek ona karşılık bir hasene yazılır bize. Kararlaştırırız, imkanımız olsa işleyeceğiz. O zaman o niyetimizin hacmi kadar fiilen dokunmasa bile niyet olarak kalbimizde bir olumsuzluk olarak bir fitne haline geldiği için vebal olma ihtimali çok yüksek. Bundan da tövbe etmek icap ediyor. Fitneden bahsediyoruz yani kısacası. Benim bu manada kısacası yapacağım şeyler, hatırıma şu an için gelen şeyler bunlar. Dolayısıyla zengin ve fakir her zaman için birbirleriyle sınanıyor. Fitne karşısındadırlar. Bu fitneye karşı burada söylemek istediğimiz bilhassa müteyakkız olmak durumundayız. Onun için hadis-i şerif hemen akabinde وَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَقْبِضْ لِي اِلَيْكَ فَقْبِضْ نِي اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ. Kulların hakkında bir fitne murad edersen, beni fitneye düşmemiş olarak. Burada fitne işte, az önce söylediğim, benim gücüm olursa şöyle şöyle cebberrutluk yaparım şeklindeki kararlılık ve kötü niyet manasına bir fitnedir ki, bunun akabinde güç ve iktidar ele geçtiği vakit ifsad olur. Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de buna işareten şöyle diyor. Senin önüne geldiği zaman çok güzel sözler söyler. Kalbinde bulunana da Allah'ı şahit tutar. Halbuki onun kalbi düşmanlıkta en ileri derecededir. Halbuki o en ileri derecede bir düşmandır. Ve huve eleddül hisan. Bakın burada kalbi bir fiil var. Nedir o? İçinden düşmanlık beslemek. Mesela zengini zengin olduğu için sevmek. Sevgi içimizde olan bir hadisedir. Bundan dolayı vebal söz konusudur. Müttaki olduğu için severseniz ibadet edersiniz. Bundan dolayı da sevap söz konusudur. Yani kalbi fiiller ve kalbi ameller mevzu bahis olduğu takdirde amel olarak kalbin ameli, kalbin fiili o zaman şey söz konusudur, ecir de söz konusudur, mükafat da söz konusudur amelin kendisine göre. Bundan dolayı biz imandan dolayı ecir kazanıyoruz. Bir mümin düşünün ki hiçbir şekilde günah işlememekte kararlı. Bu kararı dolayısıyla ecir alır. Birisini düşünün ki hücre hapsinde mesela veya dışarı çıkamıyor. İmkanım olsa şunu da yaparım, bunu da yaparım, bunu da yaparım. Münker kararlaştırıyor. Bu münker kararlaştırması onun için öyle havada suda kalmaz. Bu çünkü o insanı kalbinden
münkerata alıştırır. Bunların için söylüyorum, kalbimize karşı uyanık olmamız ve sürekli olarak kalbimizi göz önünde bulundurmamız gerektiği. Kalbimiz her zaman için şu kitabın önünde açık olduğu gibi açık olması lazım. Veyahut da zaman zaman en azından kalbimize şöyle bir bakmamız lazım. Benim kalbim şu anda ne halde? Şu ameli işlerken benim kalbim ne şekilde? En açık ve en basit örneklerinden birisini söyleyeyim. Mesela namaz kılarken kalbim şu anda nerede? Ve ben namazı niçin kılıyorum? Gibi. Bütün bu haller sürekli olarak bizi murakabe altında tutar ve yaptığımız amelin daha salih olmasına vesile olur. Allah razı olsun, bu biraz konuyu da şey etse bile isabetli bir açıklama oldu. Sorunuz üzerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En azından başka taraflara çekilebilme ihtimali olan, maksadı aşan noktalara girmemiş oldu. Çok teşekkür ediyorum. 53. ayet-i kerime devamında şöyle diyor estağfirullah. Hadisin adeta sonu bu ayetin başıdır. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَهَا اُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. İşte böylece biz onların bir kısmını bir kısmıyla sınadık, fitneye düşürdük, imtihan ettik. Bir bölümünü, onların bir bölümünü diğerlerinin teşkil ettiği öbür bölümle sınadık, imtihan ettik. Niçin? O fakir fukarayı mümin oldukları için ve fakir oldukları için beğenmeyen o kafirler veyahut da mal mülk sahibidir diye kendisini ayrıcalıklı zanneden, oysa İslam takva dışında hiçbir ayrıcalığı kabul etmemiştir. Yani, diyecek olurlarsa liyekulu ehâulâi mennallâhu aleyhim min beynina. Aramızda Allah bunlara mı lütfetti? Burada özellikle müfessirler konumuzla alakalı olarak şuna da dikkat çekiyor. Bunu bizatihi başkalarının duyacağı şekilde söylemelerine gerek yok. Böyle bir duygu zaten insanı perişan ediyor. Riyakarlık nedir? Bir fiilen yaptığımız bir şey midir eylemsel olarak? Hayır. Kalbin bir eylemidir. Ama riyakarlıktan dolayı günah kazanıyor muyuz? Maazallah kazanıyoruz. İşte bütün bunlar riyakarlığı, tekebbür olarak, fiil olarak yapılması gereken veya fiilen işlemeden göstereceğimiz bir davranış mıdır? Evet. Fiile gerek yok. Duygu olarak bizde bulunması yeterlidir. Onun için duygu dünyamızı bu yönüyle, Allah duygu dünyamızı da sürekli olarak kontrol altında tutmamızı bu manada yapmış oluyor, bizi uyarmış oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de bu manadadır. Yani, aramızdan Allah durdu da bunlara mı lütfetti? Burada çok ciddi bir günah var. Nedir o? Allah'ın tasarruflarının hikmetsiz olduğu manası var. Bu sözlü olarak ister söylensin, ister kalpten ve zihinden geçsin. Vebalin en ileri mertebelerinden birisidir. Çünkü Allah hakkındaki kanaatte bir isabetsizlik var. Ve doğrudan doğruya iman ile alakalı bir hadisedir. İşte bu şekilde bir suretle mahiyeti ve manevi özelliği dolayısıyla amellerimize, yani fiiliyatımıza yansımayan, ancak kalbin amelleri durumunda olan amellerimiz için kalbin kararları, kalbin büyüklenmesi, kalbin böbürlenmesi, kalpten Allah'ın fiillerinde burada olduğu gibi hikmetsizlik arayışımız, bunlar eyleme dönüşürce daha da ağırdır. Fakat zihinsel olarak bile bunların insanın zihninden geçmesi, yer etmesi, geçmesi demeyeyim, yer etmesi vebali gerektiren hallerdir. Müslüman olarak bunlara karşı uyanık olmamız lazım. Çünkü
İçimizden fakire duygusal olarak tepeden bakarsak bu ne olur? Bizim zamanla bunu fiiliyata da sokacak hale gelmemize sebep olur. Fakir gelir senden bir şey dilenir. Başkası varken belki sesini çıkarmasın ama öbür türlü utanmıyor musun? Kendine baksana. Yaşın başın var. Gücün kuvvetin yerinde. Git çalış. Ben çalıştım da Allah verdi. Mesela. O eylemlere de dönüşür. Çünkü kalbin amelleri her zaman için bir şekilde fiili amel de ortaya çıkartır. Burada da göründüğü gibi. Ha. Burada Allah işte can alıcı soruyu soruyor. Eleysellahu bi'aleme bişşakirin. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Demek ki fakir olmak Allah'a şükretmeye engel değildir. Daha doğrusu fakirler Allah'a şükredemez diye bir şey yoktur. Aksine bir hadis-i şerif hatırıma geldi. Onu arz edeyim. Geliyor fakirler, fakir Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah diyorlar, zenginler halk tabiriyle günümüz ifadesiyle söyleyelim. Malı aldı götürdü. Yani sadaka veriyorlar, biz veremiyoruz. Zekat veriyorlar, veremiyoruz. Allah yolunda mücahit donatıyorlar, donatamıyoruz. Biz bir şey kazanamadık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlara, size bir şey öğreteceğim. Onu yaparsanız, neden? Böyle bir samimi niyetleri olduğundan dolayı. Bir şey öğreteceğim, onu yaparsanız, onların kazandıkları ecir gibi siz de kazanacaksınız. Her namazın akabinde 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyiniz. Ve bir de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh deyip onu 100'e tamamlayınız. Bazı rivayetlerde bunu da ekliyor. O zaman diyor onların kazandıkları ecir gibi siz de kazanırsınız. Eğer o niyetleri olmasa, imrenmeleri olmasa, bunları da o niyetle yapmasalar öyle bir ecir mümkün değil. Subhanallah, elhamdülillah demenin ecri ne kadarsa o kadar da alırlar. Ama kalbi amelleri dolayısıyla ecirleri büyüyor. Tabii daha sonra geliyorlar. Ya Resulallah, bizim yaptığımızın aynısını zenginler bizden öğrendi. Onlar da yapmaya başladı. Cenab-ı Peygamber artık buna yapacak bir şeyim yok dercesine. Zalike fadlullah yutihi men yeşâ. Artık bu da Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Siz de artık kısmetinize razı olacaksınız demeye de getiriyor. Manalardan birisi de bu. O halde özetle söyleyecek olursak, fakir iken de Allah'a şükretme imkanımız var. Cenab-ı Allah'ın da bir taahhüdü var. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Eğer şükrederseniz hiç şüphesiz, yemin olsun, yemin olsun, size olan nimetimi artıracağım. Ben bunu şükredenlerde çok müşahede ettim. Şükretmeyenlerde de aksini gördüm. Yani bunu bizzat kendimden. Ya bakıyorum, göründüğümü söylüyorum yani. Tabii arada zaman geçiyor. Bir sene gördüm fakir, nasılsın elhamdülillah diyor her sorduğumda. 3 sene fakir, 5 sene fakir, 10 sene fakir. Fakat bir defa olsun ondan elhamdülillah'ın dışında bir şey duymadım. Bir bakıyorum ki o insan daha da rahat olmuş. Hastalar gördüm, öyle muhtemelen iyileşmeleri beklenilmeyen veya sıfırlanması beklenilmeyen hastalıklara yakalanmış kimseler gördüm. Hastalıklarından şikayet etmediler. Zamanla her geçen gün şükrettikçe daha hızlı iyileştiklerini gördüm. Daha çabuk iyileştiklerini gördüm. Hastalığını her hatırladıkça elhamdülillah sıhhatime diyor. Ben bu gibi insanların, siz de görmüşsünüzdür inanıyorum, gözlemlemiştinizdir. Bu gibi insanların zamanla
Belki sıfırlanmadı hastalıkları ama en azından hastalıklarını, ağrısını, sızısını, acısını, ızdırabını hissetmediklerini veya oldukça azaldığını gördüm. Azaldığını gördüm. Ha, demek ki şükür gerçekten artırıcıdır. Allah onun için şükredenleri çok iyi bilir. Bu da kalbinizle Allah'a şükretmenizin icap ettiğini ayrıca işaret ediyor. Alimlerimiz de derler ki Eşşükru kaydul mevcud ve saydul mefkud. Kaydul mevcud ve saydul mefkud. Şükür mevcut olanı ayağından bukağılayıp bağlamaktır diyor. Nasıl ayağından bukağı vurup bağladığınız hayvan bir tarafa gidemiyorsa sahip olduğunuz nimetleri böyle bağlarsınız diyor. Elinizde olmayan nimetlerin de avlanılmasıdır diyor. Elinizde olmayan nimetleri de avlarsınız şükürle diyor. Adeta böyle iyi nişan alan, attığını birebir vuran bir avcının vurup da avına isabet ettirmesi gibi. Şükrederseniz Allah artırır. Mevcut da elinizden kalır. Mevcut da elinizde kalır. Fazlası da gelir. Ha, Allah'ı sakın imtihan etmeye de kalkışmamak lazım. Ne gibi? Hele ben bir şükredeyim de bakalım gerçekten artacak mı? Sakın ha bu kimse bu niyetle şükretmeye kalkışmasın. Bu Allah'ı imtihan etmektir. Allah'ı imtihan etmektir. Biz imtihan ediliriz ama imtihan edemeyiz. Allah bizi imtihan edebilir ama biz onu imtihan edemeyiz. Rivayete göre şeytan bir gün İsa Aleyhisselam'a görünüyor. Dağın başındayken. Ey İsa ne dersin? Buradan atlarsan, pardon, kaderinde ölmek yoksa ölmezsin değil mi diyor? Elbette diyor. Ya buradan atlarsan kaderinde ölmek yoksa ölür müsün? Evet kaderimde yoksa ölmem diyor. Atla da görelim diyor. Ey melun diyor. Allah bizi imtihan eder. Biz Allah'ı imtihan edemeyiz. İmanın bu ferasetini, hadise olmuş mu olmamış mı orasını bilmiyoruz. Rivayet edilir ki diyoruz onun için. Fakat hadisenin, kıssanın anlattığı espri önemli. Biz imtihan olunan kullarız. Bizi imtihan etmek selahiyetine sahip olanları imtihan edemeyiz. Öğretmen öğrenci örneğinden hareket edecek olursak, öğretmen öğrenciyi imtihan eder. Öğrencinin öğretmenini imtihan etmek selahiyeti yoktur. Kaldı ki biz kuluz, o Rabbimizdir. Kul Rabbini asla imtihan etme, haşa, küstahlığını, edepsizliğini gösteremez. Saygısızlığını gösteremez. Aman ha! Hele bir bakalım, hele bir şükredeyim de Allah'ın üzerimdeki nimetler artar mı artmaz mı? Öyle dediğin zaman zaten şükretme şansını kaybedersin. Buna dikkat etmek lazım. Ha, bu vesileyle tekrar edeyim. Bütün bunlar neyi ifade ediyor? Aman kalbimize dikkat edelim. Gerçekten kalbimizi çok iyi kontrol altında tutmamız icap ediyor. Bununla birlikte hata dolayısıyla, nisyan dolayısıyla, kalbimizin amden, kasten yapmadıklarımız dolayısıyla mesul olmayız. Yemin ile alakalı hükümler daha önceden geçmişti. Kalbin yemini münakide demiştik. Kalpten yapılan yemin ben falan onu söylemiştik. 54. ayet-i kerimeye gelelim. وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a emirdir bu. Ayetlerimize iman edenler senin yanına geldikleri vakit size selam olsun de. Normalde gelenin selam vermesi lazım. Ama Cenab-ı Allah özellikle bu fakirliklerinden dolayı kafirler tarafından horlanan ve Peygamber Efendimiz'den yanından uzaklaştırılması istenen
bu kafirlerin, pardon bu müminlerin, haşa, bu fakir müminlerin kalplerinin onarılması için selam ile ilgili kural burada değişiyor. Sen önce onlara selam ver diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu emri aynen yerine getiriyordu. Onun için Habbab gibi bundan dolayı Allah Resulü'nün uyarıldığı bu gibi Müslümanlar yanına geldiği vakit Selman gibi efendim İbn Ummektum gibi merhaben billezî âtebenillâhu bih diyordu. Kendisinden ötürü Rabbimin bana sitem ettiği kişiyi hoş geldin. Merhaba sana. Deyip Peygamber Efendimiz önce kendisi ona selam veriyordu. Aleyhissalatü vesselam. Allah'ın emrine uymak da böyle olur gerçekten. Demiyor burada selamda gelenin selam vermesi kuralı hani nerede kaldı? Çünkü ayet-i kerime diyor, değil sünnet. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fahayyu bi ahsene minâ diyor. Siz selam verdiğiniz, size selam verildiği vakit, size selam verilecek, sonra sizi alacaksınız. Olay bu. Ama burada hayır diyor. Bu şekilde ayetlerimize iman eden kimseler senin yanına geldiği vakit, efendim, fekul selamun aleykum. Selam olsun sizlere de. Allah'ın selamı üzerinize olsun de. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Elhamdülillah, ne kadar güzel bir ayet. Rabbiniz kendisi üzerine, kendi zatı üzerine rahmeti yazdı. Rahmeti adeta kendisine farz etti. Sünnet kıldı. Kendi sünneti yaptı. Yani o üzerine rahmeti yazdı. Bu ayetin veya bir başka ayetin tefsiri dolayısıyla olacak. Hasan-ı Basri şöyle diyor. Allah'a yemin ederim. Muhtemelen hatırımda yanlış kalmadıysa belki de İbn Abbas'tan naklederek söylüyor. Allah'a yemin ederim diyor. Cehenneme girecekler dahi Rablerinin kendilerine olan rahmetinin farkına vararak ve bu farklılığına varmaları dolayısıyla kalpleri Allah'a hamd duygularıyla dolu olarak cehenneme gireceklerdir. Demek ki cehennemin mevcudiyetinde ve cehennemliklerin cehennem ile azap edilmelerinde bile Allah'ın rahmeti müşahhas olarak ortaya çıkabiliyor. Biz şu anda bunu anlamakta zorlansak bile böyledir. Şeylerden birisi ne olabilir diye düşünüyorum da şu olabilir Allahu Alem. Cehennemliklerin cehenneme girmelerinin kendileri için de rahmet olacak bir tarafı vardır. Cennetlikler için de rahmet olacak bir tarafı vardır. Cennetlikler için rahmet olma tarafı şudur. Cennetlikler ile cehennemlikler dünyadayken farklı durumlardaydı. Farklı yerlerdeydi, farklı konumlardaydı, farklı duruşlardaydı, farklı amellere sahiptiler. Kalpleriyle de, kalıplarıyla da farklıydılar. Amelleriyle farklıydılar. Eğer Allah onları eşit kılsaydı, bu sefer cennet ehli, ifade yerindeyse onlarla eşit kılınmış oldukları için layık olmadıkları veyahut da hak etmedikleri karşı taraf bir muameleye maruz kaldığı için kendileri ecirlerinin eksik verildiği kanaatine sahip olacaklardı. Ama böyle olmayacağı için cennet ehline rahmetin bir veçhesi de böyle oluyor. Onlar için rahmet olma yönüne gelince cehennemlikler için Cenab-ı Allah dileseydi onlara olan azabını yine görecekleri azaptan daha fazla olacağını da kesinlikle görecek ve anlayacaklardı. Çünkü cehennem azabı ne kadar şiddetli olursa olsun Allah'ın daha fazlasını veremeyeceği bir azap mahiyetinde değildir. Ne kadar ağır olursa olsun Rabbimiz en hafifinden dahi bizleri korusun. Ne kadar ağır olursa olsun
O bile Allah'ın gazabının, azabının nihai ve en son noktası değildir. Ondan fazlasını da Cenab-ı Allah dilese verebilecek güç ve kuvvettedir. Kudret ve takattedir. Onun gücünün sonsuzluğu, mevzu bahis olduğu gibi azabının da ağırlığının sonsuzluğu her zaman mevzu bahis olur. Ama Cenab-ı Allah rahmeti gereği bunun bile belli bir sınırda olmasına sebep olacaktır. İşte cehennemliklerin Allahu alem, Cenab-ı Allah'ın rahmetini kalpten de olsa kabullenmeleri belki bundan dolayı olacaktır diye hatırıma geliyor. Vallahu alem. Evet. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. O halde Rabbiniz kendisi üzerine rahmeti yazdı diyor. Allah'ın rahmetini görmek o kadar kolay ki. Her şeyde onun rahmetini müşahede edebilirsiniz. O rahmetin neticesi nedir? Ennehu men amile minkum su'en bi cehaletin. O rahmetin bir göstergesi şu ki diyor. Sizden kim bilgisizce bir kötülük işleyecek olursa thumme tâbe min ba'di, ondan sonra da tövbe edecek olursa ve aslah ve halini düzeltecek olursa, tövbe edip halini düzeltecek olursa fe ennehu gafurur rahim. Şüphesiz ki o gafurdur, rahimdir. Günahları bağışlayıcıdır ve sonsuz merhamet sahibidir. Allah'ın rahmetinin bir tecellisi de demek ki onun tövbe edenlere geçmiş günahlarını mağfiret etmesidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi gereği üç şey kendilerinden önceki günahları sıfırlıyor. Şirkten sonra iman, günahtan sonra tevbe ve mebrur olan hac. Şirkten sonra iman. O ana kadar yaptığı günahları sıfırlıyor. Adeta annesinden mümin olarak yeniden doğmuş gibi oluyor. Günahtan sonra tövbe. Hangi günahtan tövbe edilmişse, ki tövbenin şartları var, yeri gelince açıklayacağız gerekirse bir daha. Hangi günahtan tövbe edilirse, o kendisinden ötürü tövbe edilen günah hiç işlenmemiş gibi olur. Kul hakkı elbette ki müstesnadır. Ve haccı mebrur, yani Cenab-ı Allah tarafından kabule şayan, kabul edilebilecek evsaftaki, nitelikteki hac. Başka hadis-i şeriflerde bu hadiste, aynı hadiste zikredilmiyor. Başka hadislerde zikredilen şehadeti de buna eklersek, kul hakkı müstesna, dördüncü salih amel de önceki günahları silen. Kul hakkı hariç, bakın şirkten sonra iman da kul hakkını silmez. Çünkü Allah der ki bu benim hakkım değildir. Bu kulumun hakkıdır, kulumun onu helal etmesi vardır. Yani şirkten sonra iman dahi kul hakkının helal edilmesine, pardon sıfırlanmasına, ondan dolayı günahın ortadan kalkmasına yeterli değildir. Çünkü kul hakkı ancak hak sahibine hakkının ödenmesi veya ondan helallik dilenmesiyle affolur. Tevbe ve haccı mebrur. Diğer hadislerde zikredilen dördüncü salih amel de şehadet. Bu dört hayırlı amel önceki günahlarını, tekrar ediyorum, kul hakkı dışında ne yapar? Siler, görür. Rabbimiz bizlere kul hakkı da dahil olmak üzere huzuruna günahsız olarak varmayı nasip etsin. Amin. Biz böyle temenni ediyoruz. Vallahi onun için de zor hiçbir şey yoktur. Dilerse bunun esbabını halk eder. Ha, layık mıyız? Biz neye liyakat kazanabiliyoruz ki? Biz diyoruz ki buna güveniyoruz. Ya Rabbi sen rahmetini üzerine yazdın. Bu sözünün de üzerimizde tecelli ettirmeni senden niyaz ediyoruz. Bunu diyoruz. İnşallah tecelli eder. فَاَنَّهُ
Gafurur Rahim. Bir ayet-i kerimeyi daha, kısa bir ayet-i kerime görelim ve şey edelim inşallah. Kısa bir ara fasıla verelim. Ve kezalike nufassilul ayat ve litestebine sebilul mucrimin. İşte bu ayetin tamamı da, özellikle son yarısı, surenin tekrar ana muhtevasına, ana mihverine, eksenine bizi geri döndürdü. Bir seyahat yaptık. Kaç derstir seyahat yaptık. Şimdi tekrar surenin ana konusuna dönüyoruz. İşte ayetleri biz bu şekilde, bu şekilde geniş geniş açıklarız. Vallahi öyledir. Kur'an ayetleri gerçekten geniş geniş açıklanıyor her bir konuda. وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ Başka ne için yaparız? Bir de suçluların, günahkarların izledikleri yolun açıklama olarak günah olduğu kendilerince açıkça görülsün diye açıklıyoruz. Bu ayet-i kerime Risaletin mirasçısı olan İslam ümmetinin ve onlar üzerindeki, onlar arasındaki ilim adamlarının vazifesini açıklamakta, davete, İslam'a davet edenlerin, davet adamlarının, alimlerin, salih insanların yükümlülüklerini hatırlatıyor. Nedir o? Günahkarlara öyle açıklamalarla gitmemiz lazım ki, onlara dini öyle götürmemiz gerekiyor ki, insaflı, izanlı ve adil bir insan izlediği yolun hatalı bir yol olduğunu açıkça anlayabilsin. Niçin insaflı ve adil? Çünkü karşımızdaki adil olmayabilir. Yine de dediğim dediktir deyip inadını sürdüren birisi olabilir. Önemli olan bizim daveti insanlara açıklarken ve götürürken Allah tarafından mazur görülebileceğimiz boyutlarda ve düzeyde götürmemizdir. Beşer olarak artık insaflı olan bir kimse gerçekten bu din bu kişi tarafından veya bu kişiler tarafından yeterince açıklanmış oldu. Veya bu hüküm veya bu mesele yeterince açıklanmış oldu. Ha, insaflı bir kimsenin söyleyebilecek, bu şekilde bir kanaate varabileceği kadar bir açıklıkla, bir kararlılıkla, bir ehliyetle, bir vukufla dinin açıklanması yeterli olmaktadır. Siz de karşılaşmışsınız. Ben de çok fazla olmamakla birlikte karşılaştım ama çoğunlukla soruldu, soruluyor. Hocam, biz işte Allah'a inanmayan bir kimseye şunu anlatıyoruz, bunu söylüyoruz, bunu anlatıyoruz, bunu anlatıyoruz. O yine kani olmuyor. Hiç kendinizi yormayın diyor. Eğer bu dediklerinizi yapıyorsanız, yeterli geliyorsa ki kanaatimce senin bana bu anlattıkların, bir insanın Allah'ın varlığını kabul edebilmesi için, bu husustaki yanlış kanaatlerinin izale edilmesi için yeterlidir. Çünkü biz doğru mücrimlerin yolunu açıkça ortaya koyacağız ama aynı zamanda şu ayet-i kerime de var. Bunları da düşünmemiz lazım. Fezekkir innema ente muzekkir. Leste aleyhim bi musaytır. Sen hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıp öğüt verensin. Onların başına dikilen bir zorba, onları zorbalıkla bu dini, bu daveti kabul ettirecek bir konumda değilsin manasındadır. Dolayısıyla biz bu manada sorumluluğumuzu ifa ettiğimize, gücümüzü bütünüyle ortaya koyduğumuza kanaat edecek şekilde daveti insanlara ulaştırmamız yeterlidir. Ama insanlara daveti yeteri kadar açıklamadan, tebliği yeteri kadar götürmeden, uyarmadan önüne geleni kes, biç, at. Hele günümüzde
bu kafir oldu, bu fındık oldu, bu bilmem ne oldu, buna da hakkımız yok. Ayet-i kerimeden hareketle söylüyorum. Ve litestebine sebilul mucrimin. Karşındakine yolunun günahkarca bir yol, mücrimlerin izleyeceği bir yol, izleyebilecekleri bir yol olduğunu, insaflı bir kimsenin, adaletli bir kimsenin evet bu yeterli bir açıklamadır denilecek şekilde açıkladın mı? Açıklamadın. Açıkladınsa ve bu açıklamana rağmen iman etmiyorsa, bu açıklaman ona kafir demen için sana bir hak veriyorsa gerçekten, de o zaman bir şey demiyor. Ama günümüzde görüyoruz ki özellikle henüz İslam'ı yeni keşfetmiş. Yeni farkına varmış. Heyecanlı bazı kardeşlerimizin, bir bakıyoruz ki annelerden babalarından başlayarak insanları cehenneme itmiş de itmiş. Yollamış da yollamış. Hayır kardeşler. Bundan önce yapmanız gereken şeyler var. Bundan önce dikkat etmeniz gereken şeyler var. İşte bu ayet-i kerimede açıklandığı gibi وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ Günahkarların yolu ta ki açıkça gelsin. Ki işte biz ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz diyor ayet-i kerime. Sen açıkladın mı insanlara o kafir dediğin, cehenneme gönderdiğin o insana? Ayeti geniş geniş açıkladın mı? Anlamasını geniş geniş sağladın mı? Kafasındaki şüpheleri izale edecek kadar, ortadan kaldıracak kadar ona dil döktün mü? Daveti ona gereken üslupla ulaştırdın mı? Sen sorumluluklarını yerine getirmeden karşındakini cehenneme götüreceksin. Yok öyle ya. İş o kadar kolay değil. Senin işin de o kadar basit değil. Öyle hemen iki cümle söyleyeceksin, iman etmeyecek cehenneme yollayacaksın. Olmaz öyle bir şey. Özellikle aynı kimseler mesela derler ki biz bir de Darul Harp'teyiz. Doğru. İslam hukukuna göre bugün İslam dünyasının hukuki statüsü Darul Harp'tir. Fakat bazı İslam'ı bilmeyenlerin anladıkları gibi önüne geleni savaşacaksın, harbin savaşın şartları oluşmasa bile savaşacaksın manasına değildir bu. Onun ayrı zamanı gelince inşallah o ayetler var, ilgili ayetler. Onlar da gelince inşallah o konuda da gerekli açıklamaları yapacağız. Ben söylemek istediğim konu o değil. Darul Harp'te İslam alimlerinin, müçtehitlerin ittifakıyla cehalet esastır. İslam esas değildir. Cehalet esastır. Bu gibi kardeşlerimiz cehalet esas olduğuna göre kafir olmaları esastır diyorlar. Hayır, cehaletin esas olmasının manası şudur. Cehalet burada mazerettir. Evvela bu mazereti bizim ortadan kaldırmamız lazım. Onların lehine olan bu cahil olma mazeretini bizim mazeretlerini ortadan kaldıracak şekilde onlara Allah'ın ayetlerini açıklamamız lazım. Biz La İlahe İllallah'ı şu kadar yıldır anladığımız manada karşımızdaki insanlara anlatmak için niçin kendimize tanıdığımız opsiyonu, kendimize gösterdiğimiz sabrı karşımızdakine göstermiyoruz? Benzeri kardeşlerimiz veya ben diyeyim veya siz, kardeşim ben La İlahe İllallah'ın hakiki manasını anlayıncaya kadar buluğ yaşımın üzerinden veya İslam'ın farkına varmasının üzerinden 2 sene geçti, 1 sene geçti, 3 sene geçti, 4 sene geçti. Benzeri ifadeleri hepimiz kullanmıyor muyuz? Veya çoğumuz duymadık mı? Çoğu kimseden duymadık mı? Duymuşuzdur ve kullanmışızdır. Peki, kendimize tanıdığımız bu şansı, bu imkanı, bu fırsatı niye karşımızdakine tanımıyoruz? İslam'ın rahmeti, İslam'ın tebliğ sorumluluğu, tebliğ yükümlülüğü buna müsaade eder mi? Bu konuyla alakalı olarak bu kadar tafsilatın yettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Müslüman olarak bizler Allah'ın rahmetini nazar itibara alarak insanları değerlendirmeyi de ve ayetlerin mufassal olarak muhataplarımıza tarafımızdan ulaştırılmasını ve böylelikle mücrim olanlarla olmayanların yani günahkar olanlarla günahı işlemeyi itiyat haline getirenlerle, sırat-ı müstakim üzere yürüyenlerin yolları açık seçik belli olmalı. Belli olacak şekilde tebliği götürmeli, o tebliğ bu manada gerçekten
ayetler geniş geniş açıklandıktan sonra mücrimlerin izledikleri yolun da mücrimce bir yol olduğu açıkça anlaşıldıktan sonra ancak o takdirde o insanlar hakkındaki değerlendirmelerimiz adil olabilir. Cenab-ı Allah bizleri hiçbir şekilde adaletten, insaftan, sırat-ı müstakimden ayırmasın diye niyaz ediyoruz. Kısa bir fasıladan sonra inşallah 56. ayet-i kerimeden devam edelim.